Evet arkadaşlar, ben Ali Osman Özakken, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün LG D723'e yani LG GBT arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar iki şeye ihtiyacımız var. Bir, aksine üç şeye ihtiyacımız var. Aslında onları da tam olarak şöyle göstereceğim ben size. Arkadaşlar üç şeye ihtiyacımız var. Bunlardan biri yazılım atmak için kullanılacak Flash Tool. İkincisi D723'ün yazılımı. Şu an 20B yazılımı var en son. Onu da linklerini arkadaşlar videonun altına atacağım. Oradan indirip siz de kullanabilirsiniz. Ayrıca LG D723'ün arkadaşlar burada da driverları var. Bu driverların hepsini önce driver'ı kuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada bunu kuruyorsunuz. Kurduktan sonra arkadaşlar bu Flash Tool'u da indireceksiniz. Onu da zıptan çıkartacaksınız. İçinde şöyle uygulama dosyaları var. Biz şunu çalıştıracağız arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar D723'ün kendi yazılımı yani G3 Beat'in kendi yazılımı. Burada yapmamız gereken arkadaşlar ilk şey şu. Kurulumu yaptık. Birinci kurulumu arkadaşlar zaten driver kurulumunu yapacağız. İkincisi bu flash dosyasında çalıştıracağız arkadaşlar. Şöyle çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi önüme geldi. Burada arkadaşlar bu kısımda hiçbir şey ellemiyorsunuz. Tek yapmanız gereken şurada Select KDZ File bölümü var arkadaşlar. Bakın şu bölüm. Buradan tıklayıp masa üstünden arkadaşlar. Bakın şurada masa üstünde. Benim dosyam masa üstünde olduğu için. Onu şuradan seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada dosyamız seçildi. Şimdi altta iki seçenek var arkadaşlar. Normal Flash, CSE Flash arkadaşlar. Ben normal Flash atacağım ama isterseniz CSE Flash da atabilirsiniz. CSE Flash attığınız zaman arkadaşlar telefonun içindeki tüm bilgiler siliniyor. Normal Flash'ta ise arkadaşlar sadece içine de bulunan yazılımları güncelliyor. Biz CSE Flash atmayacağım ben ama siz isterseniz cihazınızın sıfırlanması açısından özellikle de açılmayan cihazlarda, bootunda problem olan cihazlar arkadaşlar CSE Flash olarak seçerseniz o şekilde siz de sağlıklı bir şekilde atabilirsiniz. Ben size her zaman CSE Flash'ı öneririm ama bugünlük arkadaşlar ben kendim normal Flash kullanacağım ama CSE Flash olarak da çalıştırabilirsiniz. Ben normal Flash'a tıkladım. Bu şekilde bir ekran geldi arkadaşlar. Bakın CSE Flash'a da tıkladığınız zaman aynı ekran geliyor zaten. Sadece aralarındaki tek fark normal Flash'ta bilgiler silinmiyor. CSE Flash'ta bilgiler siliniyor arkadaşlar. Normal Flash'ı ben seçtim ve Start tuşuna bastım arkadaşlar. Burada bir uyarı geliyor. Buna evet diyorsunuz. Güvenlik uyarısı Windows'un. Ve biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde önümüze bir ekran geliyor. Ben bu arada kameramı da ayarlayayım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir ekran geliyor önümüze. Burada yapmamız gereken arkadaşlar burada okey diyeceğiz. Burada hiçbir şey ellemiyoruz. Okey diyoruz. Okey dedikten sonra arkadaşlar CSE Flash ekranı gelecek. Evet gördüğünüz gibi bu ekran geldi arkadaşlar. Burada zaten İngilizce olarak görüyorsunuz. Ve şu an telefonumu bağlamamı istedi. Telefonumuzda arkadaşlar şöyle getireceğim. Bakın şurada. Gibi burada telefonu bağlamamı istiyor. Bakın USB connection'ı kontrol edin diyor. Şimdi telefonum arkadaşlar pilini çıkartacağım. Gördüğünüz gibi pili çıkartıyorum. Tekrar takıyorum arkadaşlar. Kapandı tekrar kapatıyorum. Bakın şurada bulunan yukarı tuşu arkadaşlar yukarı tuşunu basarken arkadaşlar telefonuma kablosunu takıyorum arkadaşlar. USB kablosunu. Bu şekilde bir ekran geliyor. Burada diyor ki arkadaşlar bakın şu tarafta. Burada diyor ki LG Up yani yukarı tuşuna basıp download modu cihazı alabilirsiniz diyor. Ben tekrar yukarı tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ve cihazımı download modu alıyorum. Gördüğünüz gibi ekrana bir USB işareti geldi. Ve cihazımız download moda girdi. Bu arada ekranımızda arkadaşlar Retire diyorum. Bu cihazımıza bağlamaya çalışacak programımız. Evet gördüğünüz gibi bağlandı ve cihazımız arkadaşlar önce yazılımımızı açacak. Gördüğünüz gibi burada Extraction diyor. Cihazın yazılımını açıyor ve şu an arkadaşlar update işlemi başladı. Evet, cihazımızı update ediyor şu an. Zaten bu işlemi arkadaşlar ekranın alt tarafında bulunan bölgeden de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılımımız tamamlandı. Bakın burada işlem bittiğini söylüyor zaten telefonumuzun ekranından da arkadaşlar.
Şöyle bakabilirsiniz. Oradan da işlemimizi görebilirsiniz. Bakın burada hiçbir şeyi silmeden içindeki yazılımı güncellemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar siz de başarılı bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.